Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel, inanın lezzetine bayılacağınız çok güzel bir kek tarifiyle geldim. O dışarıdan aldığımız hazır paket keklerine benziyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Derince bir kabın içerisine 100 gram oda ısısında beklemiş tereyağı ya da margarin, 4 adet yumurtayı da ilave ediyorum. 1 paket vanilya, evimizdeki klasik bardaklarla 200 milimlik, 1 su bardağı da toz şeker. Çeyrek su bardağı kadar da ılık suyu ilave edip şöyle 1-2 dakika çırptıktan sonra hem bir taraftan çırpıyorum hem bir taraftan da ilave ediyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, 1 paket 200 gram kremayı da katıyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Çok aşırı çırpmayın, krem olduğu için böyle kremşant kıvamı olacaktır. Aşırı değil. 2 dakikada bu şekilde çırpmanız yeterli. Öncelikle 2 su bardağı unu ilave ediyorum. 1 pakette kabartma tozunu katıp şöyle bir karıştırıyorum. Sizler de benim gibi unu yavaş yavaş ve dikkatli ekleyin. Çeyrek su bardağı da katıyorum unu. Kıvamına baktım, biraz sulu geldi. Dediğim gibi benim gibi yavaş ekleyin arkadaşlar unu. Hemen ardından çeyrek su bardağı daha ekledim. Toplamda 2 su bardağı, bir de yarım bardak katmış oldum arkadaşlar. Yani 2,5 su bardağı un, 1 çorba kaşığı da nişastayı ilave edip karıştırıyorum. Tamamen un içerisine daldıktan sonra kek hamurumu 2 parçaya bölüyorum. Başka bir kabın içerisine yarısını ayırıyorum. Çünkü 2 renkli bir kek olacak. Birini kenara alıp diğerinin içerisine 25 gram, ortalama 2 çorba kaşığı kadar kakao, 2 yemek kaşığı kadar da çok fazla olmadan suyu ilave edip karıştırıyorum. Su hafif ılık olursa daha iyi olur ama ılık su yoksa o anda içme suyunuzdan kullanabilirsiniz. Kakaoyu da tamamen şöyle karıştırıp yediriyorum. Tamamen karıştı gördüğünüz gibi. Bu esnada ben uzun bir kalıp kullandım ama arzu ettiğiniz gibi kalıp kullanabilirsiniz. Bu şekli yakalamanız için uzun bir kalıp kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yağ ile iyice kalıbı yağladım yumuşak bir tereyağıyla. Bir miktar, hemen hemen 1/4'ünü döküyorum. Diğer sadeyi de aynı şekilde. Bitene kadar aynı şekilde bir kakaolu bir sade kekimden döküp bitiriyorum. Tam orta kısma bırakın, o yayılıyor arkadaşlar. Siz yaymaya uğraşmayın. Bu esnada fırınınızı 180 dereceye getirin. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Gördüğünüz gibi fırına dayanıklı bir kaba suyu koydum. O su sayesinde kekiniz daha yumuşak, daha güzel olacak. Fırından kekimi çıkardım. Çok güzel bir şekilde kabardı. Üstü böyle bombeli olduğu için, ben çikolata süreceğim için üst kısmını aldım. Tabii ki atmadım. Onu da ayrıyetten tükettik. Soğuduktan sonra kalıptan çıkartın. Bu üst kısmını hafiften şöyle alın. Daha güzel çikolatasını sürmek için. Ben 200 gram bermeli usulü çikolatayı erittim. Yani bir tencerenin içerisine suyu koydum. İçerisine su kaçmayacak şekilde şu suyu üzerine kabı koydum ve çikolataları koyup karıştırarak erittim. Lütfen bu esnada sakın çikolatanıza su temas ettirmeyin. Çikolatayı üstüne döküp güzelce yayıyorum her tarafına kaşıkla. Bu esnada küçük bir kaşık kullanın, daha güzel yayarsınız. Çikolatayı sürdükten sonra dolapta 2 saat kadar beklettim. Çikolata tamamen donana kadar arkadaşlar. Daha sonra şöyle dilimleyip görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Keşke elimde olsa da lezzetine de baktırabilsem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 1'den 10'a kadar videonun yorum kısmına da puanlarınızı bekliyorum. Deneyin, denetin muhakkak arkadaşlar.
Yaptığım anda bitti diyebilirim. Herkes yiyen herkes çok beğendi. Çok farklı bir kek tadı var. Kremanın verdiği lezzet çok başka. Böyle dilimlere ayırıp videomu artık bitiriyorum. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Çok daha güzel, daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.